Değerli arkadaşlar, her şeyden önce çok değerli kardeşimiz, dostumuz, gerçek bir dava adamı ve Türkiye sevdalısı bir kardeşimiz Hasan Bitmez'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyoruz. Haber ulaştığında ben İstanbul'daydım, programlarımı değiştirerek geldim. Biraz önce sık sık doktorlarımız, başhekim bizlere de bilgi aktardı. Durumu şu anda stabil görünüyor ama tabii daha önce Sayın Sağlık Bakanımızın verdiği bilgi durumunda genel çerçevede bir değişiklik yok. Hepimiz onun için duacıyız. Eminim Türkiye'de de milyonlarca kardeşimiz onun için dua ediyor. Hasan Bey çok tecrübeli. Siyaseti genç yaşlardan, erken yaşlardan başlamış ve ilkeli bir şekilde sürdürmüş bir arkadaşımız. Son dönemde Gelecek Saadet Grubu olarak yaptığımız çalışmalarda da her zaman kararlılığını, tecrübesini, bilgisini, donanımını meclis çalışmalarına hasretmiş bir arkadaşımız. Meclisimizin ona ihtiyacı var. Bizlerin ona ihtiyacı var. Sadece ailesinin değil, Türkiye'nin bu şekilde kendi sağlığını bile ülke sorunları, insanlık sorunları söz konusu olduğunda kendi sağlığını bile bazen ikinci kerteye atabilen insanlara, siyasetçilere ihtiyacı var. Tertemiz bir siyasetçi, kararlı, ilkeli duruşuyla bilinen bir siyasetçi. Dediğim gibi hepimiz dua ediyoruz. Doktorların bilgisi elhamdülillah çoklu bir organ yetmezliği söz konusu değil. Organlar fonksiyonlarını ifa ediyorlar. Bu güzel bir işaret. Ancak kalple ilgili sorun devam ediyor. Ümit ederiz ki yarın sabaha kadar inşallah doktorlar hayırlı bir haber verebileceklerini ifade ettiler ama durum kritik şeklini sürdürüyor. Dua edeceğiz. Bütün milletimizden de Hasan kardeşimiz için dua niyazında bulunmasını rica ediyoruz. İnşallah salimen tekrar o kürsüye geri dönecek. Orada hakikatleri, düşündüklerini ifade etmeye devam edecek. Allah sağlık, sıhhat, şifa versin diyoruz ve bütün ailesine, Saadet Partisi camiasına, Saadet Gelecek Grubu olarak biz bir bütünüz, bütün camiamıza ve aziz milletimize bu anlamda hizmetlerine devam etmesini sağlamak üzere sağlık ve sıhhat niyaz ediyoruz. Çok teşekkür ederim.